Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bir önceki derste sizinle Recycle View'un ne olduğunu anlatmaya çalışmıştım ve yapacağımız uygulamayı şöyle bir göstermiştim. Şimdi uygulamamız nasıldı? Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz arayüzü bu uygulamayı yapmaya çalışacağız. Bunu adım adım parçaları bölerek anlatmak istiyorum. Böylece her şey daha kolay olacak. Öncelikli olarak yapacağımız iki şey, resimde de gördüğünüz gibi şuradaki her bir item'ı ele alacak bir layout tasarlamak. Yani ben eğer şunun layout'unu yaparsam, daha sonra bu Recycler View'umu kullanarak bundan sonraki bütün elemanların çalışma anında dinamik olarak yaratılmasını sağlarım. Ve benim data source'umdaki resimle buradaki resmi işte başlığıyla bunu ve açıklamasıyla bunu değiştirebilirim. Ve gördüğünüz gibi şuradaki iki ikon ise bütün öğeler için aynı. Ama öncelikli olarak benim şu layout'u yapmam lazım. Bunu yaparken Cart View denilen bir view grubu kullanacağız. Hani bu aynı linear layout gibi, relative layout gibi bir layout. Yalnız bunun da kendine göre güzellikleri var, farklılıkları var. Özellikle böyle recycler view'larda kullanırken elemanları Cart View seçebilirsiniz. Mesela şu kenarlarda gördüğünüz radius'tu işte bu. Hani biraz ince ama işte biraz böyle kesik gibi. Bu ve bunun gibi pek çok özelliği mevcut. Yeri geldikçe anlatırız. Ama şu an için bilmeniz gereken Cart View nedir? Bir Layout View gruptur. Daha sonra da bunu Activity Main'e ekleyerek bu dersi bitirmeyi düşünüyorum. Adım adım yapacağız hepsini. Hiçbirini copy paste'e yapmaya çalışmayacağım. Sonuçta siz Recycler View'un nasıl çalıştığını biliyorsunuz ama şöyle bir arayüzü tasarlayamıyorsunuz. Açıkçası hiçbir işe yaramayacaktır. Tasarım da önemli. Bunun için geliyorum. Bir tane boş bir proje başlattım. İçinde hiçbir şey yok. Öncelikli olarak şunu söylemem gerekir ki şuradaki build.gradle'ı açarsanız şöyle dependencies yani bağımlılıklarımız mevcut ve gördüğünüz gibi upcompat sınıfı aslında buraya yazılan bu kod sayesinde geliyor. Benim recycler view ve kullanacağım bu cart view şu an için projeme dahil edilmemiş. Olsaydı ben bunu burada görmem gerekiyordu. Öncelikli olarak bunları projemize dahil etmemiz gerekiyor. Bunun için project structure'a gidebilirsiniz. Veya direkt olarak eğer biliyorsanız kodunu buraya yazabilirsiniz. Buraya geldikten sonra şuradaki app'ı tıklıyorum ve şuradaki dependencies kısmına ulaştığımda şurada yazılanların aslında şurada olduğunu daha önce temel eğitimde anlatmıştım. Buraya geliyorum, yeni bir kütüphane bağımlılığı yaratacağımı söylüyorum ve kullanacağım ilk öğe neydi benim? Recycle. Şöyle bir recycle diye aratırsak gördüğünüz gibi com.androidsupport. Recycler View V7 diye bir kütüphane geliyor. Bunu OK diyerek buraya ekliyorum. Aynı şekilde Library Dependencies deyip bu sefer de neyi? Cart View diye basit bir şekilde yazarsanız ilgili kütüphaneyi gördüğünüz gibi bulduk ve bunu OK deyip projeme dahil ediyorum. Şimdi benim Gradle'ım çalışıyor. Bunları internetten gidiyor, buluyor ve benim projeme dahil ediyor. Bu sayede ben bunları kullanacağım yerlere gelip atıyorum Recycler View dediğimde bununla ilgili sınıfı ve kodları bulup işlemlerimi yapmamı sağlayacak. Bu işlem biraz vakit alabilir. Şurada dikkat etmeniz gereken adından sonra şuradaki versiyon kodu genellikle sizin app kompatınıza aynı oluyor. Eğer siz zaten arayüzü kullanırsanız bir yanlışlık yapmanız mümkün olmayacaktır. Şu an için ben bunları projeme dahil ettim. Ve dediğimiz gibi resimde de anlattığım gibi neydi ilk yapacağımız şey? Bir tane elemanı gösteren bir layout hazırlamak ve adını da list item demiş. Gelin biz de öyle yapalım. Bunun için resource klasörüne gittim, layout'a gittim. Yeni bir layout resource file diyorum ve adını list item seçiyorum. Root element olarak linear layout değil, neyi kullanacaktık arkadaşlar? Cart view kullanacaktık ve gördüğünüz gibi oradaki kütüphanenin aynı isimde buraya geliyor. Ve ne demiştik? Support'u gördüğünüzde bu şu demek, bu geriye yönelik bir uyumluluğu destekliyor demek. Şuradaki versiyonda çoğu zaman nedir? Versiyon 7 ve sonrasını bu kütüphane destekliyor demektir arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir relative layout'tan, linear layout'tan bir farkı şu an için gözükmüyor. İşte bunun da kendine göre genişlik ve yükseklik ayarları match parent olarak verilmiş. Ama ben diyorum ki bunun yüksekliği match parent değil,
Wrap content olsun. Wrap content. Şimdi ben burada şuraya wrap content gelmiyor. Peki. Dursun. Yüksekliğinin ben içeriye kadar büyümesini istiyorum. Ve daha sonra margin veriyorum. Çünkü örneğime bir bakarsanız şurada gördüğünüz gibi sağdan soldan ve yukarıdan neleri var? Şöyle küçük marginler mevcut. Margin left diyorum. 5 dp'lik marginler verelim. Aynı şekilde sağdan da aynı şeyi verelim. 5 dp. Bir de yukarıdan. Margin top diyelim. 5 dp verelim. Daha sonra yine örneğe bakacak olursak şu kenarlarında işte corner radius denilen bir özellik var. 5 dp'de onu vermiştim. Corner radius yazdığımda şöyle 5 dp olarak da bunu verip benim şu an kök olan kart view'umu şu an için tanımlamış oldum arkadaşlar. Hatta bilmiyorum lazım olacak mı ama olmuyordu. Şöyle bir tane de ID atayalım buna. Root card view diyerek. Evet, bir sıkıntı olmadı ve böylece kök elementimi tanımladım. Daha sonra şimdi bu beyazlığı oluşturduğumuzu düşünelim. Şimdi şu resmi ve yazıları koyacağız. Bunun için bir tane lineer layout tanımlayalım. Lineer layout. Ne olsun? Match parent yüksek şey genişliği. Yüksekliği ise yine wrap content olsun. Şöyle geldik buraya. Şunun içerisine. Öncelikli olarak bunun genişliği ve yüksekliğini vermeden önce buna bir background atayalım. Background diyelim. Beyaz halihazırda Android'in bize sunduğu Android Color White rengini kullanalım. Ve orientation olarak da horizontal olsun. Şu an için bir şey gözükmüyor. Çünkü içinde ne hiçbir şey yok. Buraya hemen bir tane ne koyalım? Benim o manzara resimlerimi tutacak olan image view'umu koyayım. Şimdi bunun genişliği ve yüksekliğini benim resimlerim 60 dp olarak ayarlansın buraya. Gelelim buraya. Sonra margin falan şimdilik vermeyelim. Kaynak olarak da şu masa üstündeki manzara diye isimlendirdim bunları. Bunların hepsini kopyalıyorum. Ve de projeme dahil ediyorum. Ne yapıyorduk? Drawable'ın içine yapıştır diyorduk. Evet. Bunlar buraya geldi ve add drawable klasörüne git. Oradaki ilk resim tam 1.0 diye bunu buraya eklesin. Gördüğünüz gibi beyaz bir lineer layout'um oldu. Horizontal. Yani ekleyeceğim elemanları yan yana koy dedim. Şimdi bundan sonra ne yapmam lazım? Yine uygulamaya bakalım. Gördüğünüz gibi bir başlık var ve bir açıklama kısmı var. Bunun içinde bir lineer layout yaratalım. Bunun içindeyken bir lineer daha yaratıyorum. Bunun genişliğini şu an için 0 dp verelim. Birazdan anlayacaksınız neden olduğunu. Yüksekliğini ise match parent olarak ayarlayalım. Buraya geldik. Bunun orientation'ını ise vertical veriyorum. Çünkü yazacağım bu text view'lar, pardon. Gördüğünüz gibi vertical yani eklenen eleman birinin altına gelecek şekilde ayarlanmış. Devam edelim. Bunu böyle vertical verdikten sonra bu lineer layout'un içindeyken ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir tane, iki tane hatta text view oluşturmam lazım. Yüksekliği wrap content, genişliği şurası yükseklik wrap content diyoruz. Daha sonra text'ini verelim. Text manzara desin. 1, 2, 3'ü ben çalışma anında yazacağım.
Şöyle bir bakalım ne oldu. Şu an için gözükmüyor. Çünkü biz bunu ne yaptık? 0 dp verdik. 0 dp vermemizin amacı ben buna bir weight tanımlayacağım. Layout weight. Ve buna 1 diyeceğim. Neden bunu 1 yaptım? Bu bütün ekranı kaplasın. Daha sonra ben ikonları koyacağım ya. Onlar sadece gerektiği kadar yer alsın ama bu onun dışında kalan bütün alana yayılsın diye. Çünkü genişliğini kestiremiyorum. O yüzden böyle bir metoda gittim. Bunu yaptıktan sonra bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yazımız geldi ama pek de belirgin değil. Buna birkaç özellik ekleyerek belirgin hale getirebiliriz. Ne verebiliriz mesela? Text size verebiliriz. Pardon. 15 değil de 18 SP olsun. Evet, biraz daha büyüdü. Daha sonra text style verebiliriz. Text style. Bu da 18 bold olsun. Kalın dursun. Biraz da margin verirsek her yerden şöyle mesela 7 dp'lik bir margine sahip olsun. Evet. Şu an için aslında çok da kötü gözükmüyor. Bunları yaptıktan sonra şunu kopyalıyorum. Hemen altına koyuyorum. Lineer layout'um benim vertical olarak ayarlandığı için yazacağım yazı nereye gelecektir? Hemen altına gelecektir. Bunun tek size 16, 18 değil de atıyorum 14 olursa biraz daha herhalde şey yapmak lazım buna. Oturmamasının sebebi şuradaki layout margini buraya vermemem lazımdı. Ama atıyorum soldan bir margin verebilirdik. Bunu verirsek biraz daha güzel olur. Şöyle yapalım. Margin left. Soldan 7 dp'lik uzaklaşsın. Bu da bold değil, italik olsun. Diğerinden farklı olması açısından. Ve gördüğünüz gibi biraz yerleşmeye başladı. Text view'larla da şimdilik bırakalım bunu. Text view'larla ilgili lineer layout'umda bu şekilde idi. Daha sonra ne yapacağız? İmajlarımızı tutacak bir lineer layout tanımlamamız lazım. Bunları yine yüksekliği ve genişliğini içeriği kadar olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle yapalım. Ve bunun orientation'ında yine eklediğim elemanlar eklendiğinde alt alta gelsin diye vertical olarak ayarlıyorum. Bunların altına gidip ne yapmamız lazım? Image view'larımızı oluşturmamız lazım. Image view'ların yüksekliği ve genişliğini 20 dp olarak veriyorum. 20 dp. Hemen bir imaj SRC diyerek buna resmini verelim. İlk imajım ne olacak? Silme imajı olacak. Onu da ben Drawable'ın içine atmıştım. Drawable dedikten sonra ikon delete. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada siyah bir şekilde belirdi. Bunu hemen alalım. Kopyalayalım. Diğerinde yeri belli olsun. Bu seferkinin sorusu da iyice make copy dediğimiz kopyalama yapma ikonu. Aralarına biraz boşluk vermemiz gerekiyor. Bunun için sağdan soldan da şöyle öncelikle bir genel bir margin verelim. 7 dp'lik. Her yerden 7 dp olacak şekilde. Aynı şekilde bunu da verelim ki tamamen alt alta gelsin. Şöyle bir bakalım ve gördüğünüz gibi çok da güzel aslında oturdu. Yani benim bir tane elemanımı tutacak layout aslında şu an için hazır. Gördüğünüz gibi şunlar siyah. Şimdi bu image view'un içinde bir tane özellik var, tint diye. Siz eğer gelip buna mesela color primary dark olarak verdiğinizi seçerseniz o resmin rengi eğer PNG ise ilgili renkle değiştiriliyor. Mesela color accent diyelim. Gördüğünüz gibi şöyle pembemsi bir renk ve şu şekilde görünmesi aslında gayet güzel. Buna da verelim onu. Aksent rengini verelim. Evet, şu an için aslında layout'um bitti gibi. Tabii ki bunu biraz daha güzelleştirmek, görselleştirmek bizim elimizde ama şu an için pek de uğraşmak istemiyorum açıkçası. Sonuçta bir layout dersi çekmiyoruz.
Bunları tek tek yazmanıza gerek yok. Ben bunu ilgili dersin altında zaten kodunu paylaşacağım. Hani oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ama şöylece bir ne yapmış olduk? Bir layout tekrarı yapmış olduk. Hani width kullandık, height kullandık, marginleri kullandık, weight kullandık vesaire. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne demiştik? Bunu activity main'imize getireceğiz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Şuradaki text view'u siliyorum. Ve ben buraya benim Recycler view'umu koyacağım. Bunu yapmak için Relative Layout'un oraya gidip sanki bir list view ekler gibi ne yazacağız buraya? Recycler view diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu kütüphane bunu buraya yapıyorum. Genişlik olarak match parent, yükseklik olarak da match parent verip ilgili ekranı kaplamasını sağlıyorum. Tabii buna bir tane de ID tanımlayalım. Çünkü bunu kullanacağız. ID dedikten sonra bunun ID'sini ne verelim? ID Recycler View olarak verelim. Gördüğünüz gibi ikonlarım, itemlarım buraya geldi ve bunun içeriğini biz dinamik olarak oluşturacağımız için şu an için böyle bir görüntüye sahip. Evet, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste ilerleyen adımlarla devam edeceğiz.